Bak Dilan, beni tanıdın. Şakam yok. İstediğim her şeyi yapmaya mecbursun. O gerdanlık sahtesiyle değiştirilecek. Yoksa neler olacağını gayet iyi biliyorsun. Aklını başına topla. Yapman gerekeni yap. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Eğer söylediklerimi yaparsan kimse ölmeyecek. Ama yapmazsan kocanı, Baran Karabey'i ve tüm aileni yok ederim. Bu ihaneti nasıl yaparım sana? Allah'ım, ne olur bana yardım et. Gelin hanım. İyi misin? Neden ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Ağlıyorsun. Her şeyi duydum ben. O kadın seni tehdit etti. Tehdit falan yok. Yanlış duymuşsun. Hayır gelin hanım. Doğru duydum. İstediğim her şeyi yapmaya mecbursun. Yoksa olacakları gayet iyi biliyorsun dedi. Neler oluyor gelin hanım? Bu kadın senden ne istiyor? O... O hiçbir şey. Tabii ya. Şimdi anlaşıldı her şey. Ben de gelin hanım neden Baranay'ı terk edip gitsin diyordum. Onu bu kadar severken kaçıp gitmez diyordum. O büyük aşk böyle durduk yere bitmez diyordum. Demek sebebi buymuş. O kadın seni tehdit ediyormuş. Tahmin etmeliydim. Yok öyle bir şey. Yanlış duymuşsun. Nereden çıkarıyorsun bunları? Ama gelin hanım. Neyse Gül. Benim konağa dönmem lazım. Merak ederler. Sen de lütfen kapat şu konuyu. Yanlış anlamışsın işte. Gelin hanım. Eğer bana her şeyi anlatmazsan... ben bu gördüklerimi gidip Baran Bey'e anlatacağım. Haberin olsun. Tarafın el kadar yavrucağı yaptıklarını hazmedemiyor. İşte bir tarafım da bir kadın olarak anlıyor. Onun o çaresizliğini şuramda hissediyorum Cevdet. Yani kimse durduk yere yavrusunu bırakıp gitmez ki. Diyorum vardır bir derdi tasası. Ay ne bileyim Cevdet ya. Ne hissedeceğimi, ne inanacağımı şaşırdım kaldım vallahi.
meleğim. Güzel karım benim. Sıkma canını artık, üzülme. Her şey olacağına varır. Hem bak, ben sana ne aldım? Kır çiçeği almışsın. Evet. En sevdiğin çiçekler. Oh. Leylak'tan sonra aslında ama işte onun mevsimi geçti Cevriyen, biliyorsun. Artık o da bahar olsun. Ha? Nasıl da bilir en sevdiğimi ama. Hiç de unutmaz benim kaçam. Aşkım, Cevriyem, sana dair ne varsa ben buraya yazdım. Asla unutmam. Cevriyem, ben seni çok seviyorum. O gün çıkışmamın sebebi de bu zaten. Üzülme, daha fazla yıpratma kendini diye. Çünkü sen üzüldüğün zaman benim kalbim dağlanıyor. Ama yine de öyle yapmamam lazım tabii. Sen affet beni, olur mu güzel karım? Ha? Bir düşüneyim bakayım, affedebiliyor muyum? E düşün hadi. İyi. Hadi affettim, gitti. O güzel karım. Oh. Anlatamam Gül. Yapamam. Ne olursun zorlama beni. İyi de neden? Çünkü Baran'ı çok seviyorum da ondan. Ötesini de sorma artık, ne olur. Hadi dönelim artık. Yokluğumuzu fark edecekler bak. Gelin hanım. Annem hep derdini anlatırsan sözlerle beraber dert de yürekten çıkıp gider der. O yüzden anlat. Belki bir yardımım dokunur sana. Ben öyle bir çıkmazdayım ki hiç kimse bana yardım edemez Gül. Ne olur ısrar etme artık. Gelin hanım. Sen bu konağa geldiğinden beri hepimize yardım eli uzattın. En karabasanlı günlerimizin ilacı oldun. Hiç yılmadın. Bu iş düzelmez demedin. Ne yaptın, ne ettin? Yaralarımıza merhem oldun. Bırak. Bu defa da ben yaralarına merhem olayım ha? Hadi anlat. Bu Sabiha denen kadın senden ne istiyor? Neyle tehdit ediyor seni? Bak. Beni bir kardeşin, bir dostun olarak gör ne olur. Belki bir yardımım dokunur sana. Onun dediklerini yapmazsam Baran... Baran'a zarar verecek. Nasıl yani? Öyle işte Gül. Ne olur sorma artık. Tamam, sormam. Ama bak gelin hanım. Bu kadın seni bir şekilde sindirmiş. Ama Baran Ağa'ya güvensen. O koskoca Karabey aşiretin reisi. Çok cesur, çok güçlü bir adam. Ha, bu kadın kim oluyor ki? Hem kudretli, namı yedi cihana yayılmış Baran Ağa'ya kim ne yapabilir ki? Hadi gel. Gidip anlatalım olanları. Ha? Anlatamam. Olmaz. Lütfen. Bu olanlar aramızda kalsın. Sen de kimseye bir şey söyleme. Yoksa her şey daha da kötü olacak. Hoş geldiniz Sabiha Hanım. Nasıl geçti Dilan'la görüşme? Olması gerektiği gibi. Ne dersem harfiyen yerine getirecek. Başka çaresi yok.
Sen diğer konuyu hallettin mi? Evet. Karabeylerin lansmanına katılacak bir muhabir ayarladım. Sosyal medya hesabından Baran'ın nasıl yıkılıp yerle bir olduğunu anında izleyeceğiz. Avucuma düştün Baran Karabey. Artık dönüşün yok. Yıkılışına kendi gözlerimle şahit olacağım. Yapma gelin hanım. Tamam, ben söylemem. Ama hiç değilse sen söyle Baran Bey'e. Bilsin dostunu düşmanını. Yapamam. Olmaz. Benim şimdi gitmem lazım. Lütfen sen de kurcalama bu işi. Tamam mı? Söz ver bana. Hadi ben gidiyorum. Hoşça kal. Gelin hanım. Ömrümü, kalan tüm zamanımı onu işlemek, ondan bir mücevher yaratmak için kullanmalıydım. Ne çok çalışmalıydım. İçimdeki o saf cevheri ortaya çıkarmak için. O cevheri bir ömür çalışıp çabalayıp kazanmışken sen, şimdi ben senin ellerinden nasıl alacağım Baran? Nasıl kıyacağım sana? Allah'ım ne yapacağım ben? Nasıl değiştireceğim o gerdanlığı? Baran'ın itibarı yerle bir olacak. Da yetmezmiş gibi. Gül de anladı durumu. Ya Sabiha Hanım onlar şey bildiğini öğrenirse? Ya benim söylediğimi sanıp bunun acısını Baran'dan çıkarmaya çalışırsa? Teşekkür ederim. Dediğim gibi bu tasarım Karabeylerin en özel tasarımı oldu. Baran gecesini gündüzüne katarak çok çalıştı. Çok emek var. Oğlum, gurur duyuyorum seninle. Affet beni Baran. Bunu yapmak zorundayım. Senin için. Hayatını kurtarmak için buna mecburum.
Nereye? Çalışma odasına baba. Abim bir dosya istedi de onu getirecektim. E hadi çabuk al gel, abini yalnız bırakmayalım. Hadi tamam. Hadi. Affedersin, ben şifreyi görmedim, merak etme. Gel buraya. Biz yakında karı koca olacağız. Senden gizlim saklım yok. Şifreyi bilmende sakınca yok yani. Çünkü sana çok güveniyorum. Oysa ki bana güvenmişti. Ama başka çarem yok ki. Allah'ım bana yardım et. Nerede bu dosya ya? Heh. İşte bu. Baran Karabey'i ve tüm aileni yok ederim. Ben ne yapıyorsam Baran'ın iyiliği için yapıyorum. Bunu yapmaya mecburum. Başka çarem yok. Yeteneğini her zaman biliyoruz ama bu tasarım senin ustalık eserin oldu. Estağfurullah. Hem daha görmediniz bile. Görmeye ne acet. Senin ruhunu hepimiz biliyoruz. Mertliğin, yiğitliğin yanı sıra. Sanatçı ruhunda da bütün Mardin seninle gurur duyuyoruz. Teşekkürler Aziz Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk.
İzninizle Baran Bey'i kısacık alabilir miyim? Önemli bir konu var da. Tabii tabii, buyurun. Nedir bu önemli konu? Yurt dışından gelen misafirlerle ilgili bir durum var da. Tamam, çalışma odasına geçelim. İzninizle. Müsaadeniz. Dışından gelen davetli misafirlerin kalacağı otel doluymuş. Misafirler yerleşememiş. Nasıl olur bu? Rezervasyonlarını kaç gün önce yaptık? Öyle ama personel değişmiş. Bir hata olmuş sanırım. Burası niye açık kalmış? Ne yapacağız abi? Hemen otel sahibi Ekrem Bey'i ara. Bu işi çözsün. Çözmeyecekse önümüzdeki süreçte onlarla çalışmayacağımızı söyle. Tamamdır, hallediyorum. Ben misafirlerle ilgilenmeye gidiyorum. Ne oldu abi? Yok bir şey, hadi çıkalım. Sen bana yardım et.
oluşunu. Bir de elbise seçiyorum. Sen nereye? Ben lansmana katılmak için. Seni geceye davet ettiğimi hatırlamıyorum. Ama... Aması falan yok. Gelmeyeceksin. En önemli, en mutlu günüme şahitlik etmeyeceksin. Bunu hak etmiyorsun. Ama Kudret baba... Babamın arkasına sığınma. Ben ona bir bahane uydururum. Merak etme. Kızım, bugün dükkanda çok iş var. Kalabalık olacak. Biz bir gidip halledip gelelim ha? Olur mu? Tabii canım. Hem bak sen Meltem Hanım'la yemek yaparsın. Ona malzemelerin yerini gösterirsin. Olmaz mı? Ama ben de sizinle gelmek istiyorum. Ben de geleyim, ben de lütfen. Hepsi senin yüzünden, gördün mü? Öyle kaş göz yaptın bana. Şimdi de bir şey de diyemiyorum, söz verdim diye. Ne yapsaydım Cevriye? Ya kadın çocuğun annesi. Vallahi ben ne yapacağım şaşırdım artık ha. Kuzum, bak bakayım bana. Ağlama artık hadi. Biz hemen gidip geleceğiz, sen hiç merak etme. Bana ne, gitmeyin işte. Bak, şöyle yapalım. Sen patatesleri soymaya başla. Bitirene kadar ben geleceğim. Aha, kaç saat sürer ki? Senin gibi hızlı soyamam ben. Küçücük benim ellerim. Ben sana öğretirim anne. Ha, o zaman biz çabucak gidelim. Bir an önce işimizi halledip gelelim ha. Olur mu? Hadi, hadi gidelim hadi. Hadi. Ha. Seni geceye davet ettiğimi hatırlamıyorum. Ama... Aması falan yok. Gelmeyeceksin. En önemli, en mutlu günüme şahitlik etmeyeceksin. Bunu hak etmiyorsun. Baran artık beni istemiyor. Kan davası varken bile beni hep yanında görmek isterdi. Giyinmek için kıyafetler getirirdi bana. Ama şimdi nefret ediyor benden. Sabiha'nın istediği oldu. Görmek bile istemiyor Baran beni artık. Gelin. Gelin hanım. Ne oldu sana, iyi misin? Merak ettim seni. Yine kötü bir şey mi oldu yoksa? Biz Baran'la onca zaman kan davasına, töreye, duygularımıza, öfkemize, her şeye karşı geldik. Tüm olumsuzluklara rağmen aşkımızı ilmek ilmek ördük. Sabiha denen o kadın geldi sonra. Her
her şeyi tersine çevirdim. İnşa ettiğimiz ne kadar güzel şey varsa hepsini gözümüzün önünde yavaş yavaş yaktı. Yıktı. Ben Baran'a bir şey olmasın diye çok büyük hatalar yaptım. Onun eşini, sevdiği kadını, hayata dair umutlarını, itibarını yok etmek isteyen kadına yardım ettim. Ama mecburdum. Baran'ın iyi olması için başka çarem yoktu. Dünya Hanım, madem Baran Bey'i bu kadar seviyorsun, o zaman senin de bir şeyler yapman lazım artık. O da seni seviyor çünkü. Gözlerinden, bakışlarından belli. İçi gidiyor sana. Birbirinizi bu kadar severken Sabiha denen o kadının sözlerine kulak asmayın. Aranızı açmasına izin vermeyin. Haklısın belki de. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ama buna izin vermeyeceğim. Aşkımızın daha fazla yıpranmasına, yok olmasına, kaybolmasına izin vermeyeceğim. Karabeylerin lansmanından canlı yayın başladı mı Sabiha Hanım? Henüz değil. Ama birazdan başlar. Baran Karabey'in itibarının yerle bir olmasını heyecanla bekliyorum. Merak etmeyin. Birkaç dakika içinde ne itibarı kalacak ne gururu. Gülşah'ın kanı da yerde kalmayacak. İntikamı alınmış olacak. Oğlum Dilan niye hala gelmedi? Hazırlanmadı mı? Hazırdı aslında ama rahatsızlanmış. Hayırdır inşallah. Nesi var gelinimin? Önemli bir şey olmaz. Yok baba. Başı tutmuş sadece. Hay Allah. Geceye katılamayacak demek ki. Dinlenmek istiyorum dedi. Ben de ısrar etmedim. Şey, baba pardon. Yurt dışından misafirler gelmiş. Ben bir karşılayayım. Tamam. Kader Hanım, bakar mısın? Buyurun Kudret Hanım. Dilan'ın başı ağrıyormuş. Bir ağrı kesici götürün de içsin. Toparlayınca da hemen aşağı gelsin. Böyle bir gecede Baran'ın yanında olması gerekir. Dünya bu geceyi konuşacak. Aile fotoğrafında yan yana olsunlar. Kocasını yalnız bırakmasın. Tamam Kudret Hanım, hemen gidiyorum. Anne, bir şey mi oldu? Kudret Bey gelin hanımı aşağı istiyor.
Adamcağızın haberi yok tabii olan bitenden. Haklı olarak aile fotoğrafında onu da görmek istiyor. Gecikmeyin. İnecek misin gelin ana? Bilmiyorum. İnmeli miyim? Ne bu süspüs? Lansman için mi hazırlandın? Yok. Her zamanki hâlim. Özel bir şey yapmadım. Bana pek öyle gelmedi ama. Niye? Kıskandın mı yoksa? Ne münasebet. Ben niye kıskanayım ki seni? Bak. Nişanlıyım ben. Aa evet, unuttum. Sonuçta sizin mürüvvetiniz beni hiç ilgilendirmez. Aa bakın. Nişanlınızın gözü yollarda kalmış. Bekletmeyin bence. Maazallah yüzüğü falan atar, aranız bozulmasın. Yazık olur büyük aşkınıza. Teşekkür ederim. Thank you.
Teşekkürler. Hoş geldin kızım. Daha iyisin inşallah. Yenge çok güzel olmuşsun. Sağ ol canım. İyi ki geldin kızım. Herkes beni dinleyebilir mi? İzninizle kısa bir konuşma yapacağım. Bu yazma benim ve ailemiz için çok büyük manevi değeri olan bir emanettir. Karımın yazmasıdır. Ayten'imin. Çocuklarımın anası, gönlümün sultanıydı. Sevgilim de. Bu emanete ancak senin gibi kıymetli biri sahip çıkabilirdi kızım. Yüreği güzel, ruhu tertemiz biri layıkıyla taşırdı. Ayten'imden sonra bu yazma en çok senin boynuna yakışır. Hadi oğlum. Tak annenin emanetini gelinimin boynuna. Benim Ayten'e olan sevdam nasıl ebediyse sizin sevdanız da öyle olsun. Biz annenle birbirimize doyamadık oğlum. Aşkımıza, sevdamıza siz doyun inşallah. Hadi oğlum. Ne duruyorsun? Taksana yazmayı gelinimin boynuna. Heveslenme. Annemle babamın tertemiz aşkını simgeliyor bu yazma. Bu gece bitsin. Alacağım. Ne desen, ne yapsan haklısın. Yanlış davrandım. Ama sebebim vardı. Sabiha'yı. Onun tehditlerini, her şeyi anlattığımda anlayacaksın beni. Evet sevgili misafirler. Şimdi de Baran Karabey'in bu muhteşem tasarımının sunumuna geçiyoruz.
Hadi artık. Göster şu kutuyu. Eserin adı Delal. Uyardık, şans verdik. Bundan sonra olacakları kendisi düşünsün. Ben yapacağımı biliyorum. Sevgili seyirciler, Baran Karabey'in yeni tasarımı olan gerdanlık nihayet büyük bir lansmanla görücüye çıktı. Dünyaca ünlü markaların peşinde olduğu ve defilelerinde kullanılacak olan bu gerdanlığın adı ise Delal. Aslında evladım benim. Yine gösterdin hünerlerini. Hem anneciğinin ruhunu ihya ettin. Hem de ailemizi gönendirdin. Eline, emeğine sağlık. Sağ ol babaanne. Bu hepimizin başarısı. O zaman bu anı ölümsüzleştirelim. Aile fotoğrafı çektirelim. Volkan Bey. Buyurun siz de. Gel kızım. Geç. Kızım. Geçsene kocanın yanına. Uzakta kalmayın hadi. Sana. Hayatım boyunca bu ailede kabul görmeye çalıştım. Beğenilmek, onaylanmak istedim. Ama hiç olmadı. Ne yaparsam yapayım, Baran Ağa'ya yağdırılan övgülerin onda birini bile görmedim. Hep onun gölgesinde kaldım.
Güç sahibi değilsin de ondan Fırat. Baransa güçlü. Para, otorite, reislik, her şey onda. Bunları ondan aldığın an sana da saygı duyacaklar. Sen yeter ki iste Fırat. Bak göreceksin. O zaman alkışlanan o değil. Sen olacaksın. Ama şimdi iyi düşün Fırat. Güçten yana mı olacaksın? Yoksa sana layık görülen yarım bir hayattan mı? Ve o hayatın içindeki basit bir aşktan mı? Ama aşk her zaman gücü getirmez. O yüzden... Aşkı değil. Gücü seçmen senin için en doğru karar olacak. İnan bana. O zaman her şey çorap söküğü gibi gelecek. Güçten yanayım artık. Ve hayatım boyunca da öyle olacak. Abi, sosyal medya coşuyor ha senin tasarımla. Baksana. Bu çok iyi. Vallahi ülkede bomba etkisi yarattı abi senin tasarım. Yorumlara baksana baba. Çok sevindim. Baran, biraz konuşabilir miyiz? Şimdi olmaz. Ama... Neredesin Baran? Konuşmam lazım seninle. Gül, Baran'ı gördün mü? Yok gelin hanım, görmedim bir süredir. Bir şey mi oldu? Eğer söylediklerimi yaparsan kimse ölmeyecek. Ama yapmazsan kocanı... Baran Karabey'i ve tüm aileni yok ederim. Yok bir şey Gül. Tamam sağ ol. Ya ona bir şey yaparsam? Allah'ım sen koru. Her şeyi anlatmam lazım sana. Sabiha'ya güvenmiyorum. Sana zarar vermesini göze alamam. Tutturdun Cevriye'mi erkenden dönelim diye. Ne acelem var? Ya içim huzursuz diyorum, içim huzursuz. O kadına hiç güvenmiyorum. Bak içim.
Boşuna yıpratıyorsun kendini bir tanem. E doğru tabii kızım. Neticede çocuğuna nasıl zarar verecek değil ya. İnşallah. Ay nerede bunlar anne ya, açmıyorlar. Ver anahtarını. Dur. Cevriye tamam bir telaş etme dur. Yağmur. Yağmur. Ben içeri bakıyorum. Yağmur. Yok. Anne nerede kız? Kızım dur uyuyakalmışlardır. Cevdet bakıyor şimdi. Cevdet kız nerede? Konuşsana be adam, kız nerede? Yoklar. Ah kaçırdı. Kaçırmış vallahi kızı kaçırmış. Ay kaçırdı. Cevriye. Ay kaçırdı kızı kaçırdı vallahi kaçırdı. Cevriye dur kız. Tamam. Tamam. Ay ne yapacağız Cevdet? Ay kaçırmış kızımızı kaçırmış. Cevdet kızımızı kaçırmış. Her şeyi öğreneceksin. Olan biten ne varsa anlatacağım sana. Sabiha'yı, onun tehditlerini, kaçmadım ben. Gitmedim hiçbir yere. Seni korumak istedim sadece. Biliyorum, çok kırdım. Hayal kırıklığına uğrattım herkes. Ama en çok da seni. Sevdiğim adamı. Ama seni korumak için yaptım. Artık her şeyi öğrenmen lazım. Benim seni üzmeyeceğimi bilmen lazım. İnsan üzer mi hiç sevdiğini?
Hayır olamaz. Perişan.